Yeri geldiği zaman da kardeşlerim yazardı. Arkadaşlar geliyorlar, kitap deftere bakıyorlar. Şu 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 isimler bizi istemeyenler. Bunlar bizim düşmanlarımız. Bunlar bizi bizim için, bizim aleyhimize her zaman hareket içerisinde olan kişilerdir. Alsın diyor. Bunların belki imkanları yoktur. Kendi çocuklarına kitap alma imkanları yoktur. Fakirdir. Bu imkanı sağlamakla davetçilik görevimizi yerine getiriyoruz. Muhammed ve dava arkadaşları düşmanlarına karşı çok sert, çok yiğit, çok erkek ama kendi aralarında çok merhametlidirler. Kardeşimiz ve abimiz, şehit abimiz de gerçekten Halim Selim olduğu kadarıyla düşmanına karşı da o denli yiğitti, erkekti kardeşlerim. Ve çocuklarımı sizin mürtet olan, o çirkin olan düşünce ve felsefelerinize teslim ettirmeyeceğiz deyip değerli kardeşlerim hiçbir zaman ne korktu ne de taviz verdim. Ve ben Adana'da şehitlerin ilki olmak istiyorum diyordu. Ve şehadet için kardeşlerim koşuşturuyordu. Şehadet için koşuşturan insanlar hiçbir zaman düşmanının tehdidinden korkmazlar. Çünkü onların kaybedeceği bir şey yok. Çünkü bu insanlar zaten kendi davalarını hasım kılmak için şehadet için koşuşturuyorlar değerli kardeşlerim. Eğer gerçek manada değerli kardeşlerim bizler de aziz İslam davanın müntesipleri olarak eğer bu dava için koşuşturursak vallahi bütün dünya bomba olsa, bizim başımıza patlasa biz şunu deriz. Asla ve kat'a korkmayız. Allah'a yemin ederim kardeşlerim. O gece yüzlerce bu alçak mürtet örgütten kaçanlar oldu. Gelip özür dileyenler oldu. O pis bıyıklarını kesenler oldu. Yani inan şöyle babamın tabi şehadeti bir kayıp gibi olabilir ama bir kayıp gibi gözükmüş olabilir ama bizim için büyük bir kazanç. Şehadetin nasıl bir makam olduğunu, ne büyük bir makam olduğunu biliyoruz. Ve kendisi bu makama layık olduğunu da düşünüyoruz. Şehidin kanı toprağa düşen tohum gibidir. Elhamdülillah belki o zamanlar 1994 yılında 10-15 kişi iken şu anda Adana'da belki binlerce anlatabileceğimiz dava arkadaşları var. Yani biz şehadetin büyük bir makam, büyük bir mevki ve dünyadaki bütün makam mevkilerden büyük olduğunu biliyoruz. Ahirette de inşallah Rabbim babamın şefaatine nail olmayı bize nasip etsin. Arkadaşlar benim yerim koyuyor. Yok değil mi?